Evet, selam arkadaşlar. İlk aktarım gardiyan rehberime hoş geldiniz. En baştan hemen bir açıklayayım. Bu rehber tamamen ve tamamen PvE üzerine kurulu bir rehber. Burada anlatacağım. Neredeyse hiçbir şey PvP üzerine geçerli değildir. O yüzden bilginizi çok küçük birkaç tane beceri PvP'de kullanılması dışında PvP ile ilgili hiçbir açıklama olmayacak bilginize. Evet, uzun zamandır istenen rehber geldi. İlk rehberim olduğu için unuttuklarım oluyor. Unuttuğum olsa videonun açıklamasına bakın. Oraya koymaya çalışırım. Hemen başlayalım. Öncelikle kitlenecek beceriler. Ne yazık ki ana beceri şeyini kitleyemiyoruz. Bunun çok saçma bir özelliği var. Bazen koşarken yanlışlıkla değil, animasyonu hızlı bitirmek için sol kliye basıp bitirmek istiyorsunuz ama farklı bir animasyona göre böyle bir bug var. Eğer ileride Mayago ve Vuusaa gibi yeni çıkmış çarlarda, pardon, bir de Drakani'de üçünde kitlenebiliyorsa kesinlikle basic ata kitleyin. Ama şimdi kitlenemediği için böyle katlamak zorundayız. Feast listeyi kesinlikle açacağınız en önemli mobility becerilerinden biri. Bir de üzerine attack speed veriyor, kesinlikle şart. Mercy Skill kitleyeceksiniz, kesinlikle açmayın. Şu en önemli mobility becerisi, buradaki gösterdiği videoya bakmayın. Biz çok farklı şekillerde kullanırız bunu. En önemli mobility becerisi. Extro PvE'de kullanılmıyor, PvP'de kullanılıyor ama işte uzaktan düşman biri geliyorsa uzaktan balta atıp debufflayıp hemen işte kaçmak için kullanılabilen bir beceri. Gericeyle ardından gericeyle aşağı anlatacağım. O yüzden isterseniz kitlemeyin ama şu önemli. Beceriler bu arada falan her şey İngilizce olduğu için İngilizce kelime çok ara sıkışacak anlatacağım. Beceriler de öyle. Siz Türkçe oynuyorsunuz, Türkçe yerlerine bakarak çözersiniz zaten. Strikedown kitleyeceksiniz berbat. Geref kitleyeceksiniz berbat beceri. Gerilemebe kesinlikle kitlemeyin. En önemli finisher becerilerinizden biri. Sevecek zaten açmanız gerekiyor. Şu Sevecek'e gitmek için gerilemebe, RMB becerisi. Clover Wheel Spacebar becerisi en temel başlangıç skill'i. O yüzden kesinlikle açın. Buradan aldığınız %5 kritik hasarı çok büyük bir faktör. Bir de üzerine ultisi var. Bunun ulti olarak atarsanız rage'de olmuşken şöyle. Biliyorsunuz ulti attığınızda artık şu ability'ler otomatik geliyor. Bir de ilk attığınızda vurduğu öküz gibi alan ve hasarı saymıyorum bile. O yüzden kesinlikle açın. Avalanche Strike shiftlenme ve kesinlikle açın. Çok önemli bir beceri. Knockdown atıyor PvP'de ama bizim şu an PvP'de işimiz yok. Önemli olan o değil. RMB becerisi kitleyin. Hiçbir halta yaramıyor. Mount Slam Shift F en önemli becerilerimizden biri. Çünkü T3 addon konuyor buna ve buna 30 AP koyacaksa addonları göstereceğim birazdan. İleri RMB tamamen bir mobility becerisi, açın. Niye açılması gerektiğini özellikle engebe spotlarda biraz daha iyi anlıyorsunuz. Başlarda çok gerek yok ama ileride açın. Başta açmayabilirsiniz. Verdiği özellikler movement speed, eksi DP falan kullanmıyor. Çok hızlı animasyon olduğu için kombomuzun içinde yok ama mobility için güzel. Shift Q en önemli becerilerimizden birisi, kesinlikle açıyorsunuz. Bunun öncesindeki Black Blood, ben kendi kombomda açıyorum. Bunun nedenini birazdan detaylıca anlatacağım ama şöyle söyleyeyim. Sonsuz ultimate combo yapmanızın tek yolu bu beceri açmak. Bunu yapmadan çok hızlı bittiği için kombonuzu her ikinci ya da üçüncü ard arda yapışınızda bir beceri ertelemeniz gerekiyor. Geri F becerisi, onu da aşağıda göreceksiniz zaten. Ben o yüzden açtım şahsi kombomda. İsterseniz açmayın. Kombonuz ona göre şekillendirin. Shift Q'yu zaten ama açmak zorundasınız. Shift Q şart. Çünkü buradaki vision kırma özellikle isabet odaklı. İsabetiniz yetmediği yerlerde zaten zorunda. İleri Q becerisi gene mobility becerisi. Olun gibi spotlarda çok kullanışlı. Çünkü bu becerinin en güzel yanı ileri Q attığınızda içinden geçiyorsunuz. Collision check olmadığı için özellikle olun gibi ya da Gyping gibi ya da başka aklıma gelmeyen spotlar gibi arkasına sürekli geçilmesi gereken durumlarda çok kullanışlı. 7 saniye cooldown olmasına rağmen yani bunu atıyorsunuz işte başka beceriler atıyorsunuz derken ondan sonra tekrar atarsınız. Gördüğünüz gibi cooldown atılmadığı için böyle bir eksi var ama çok önemli bir beceri. Torso Reaper geri RMB hiçbir alt elemanı kitleyin. Bu arada şunu anlatmışım, anlattım doğru. Black Blood Slaughter. Kesinlikle açın, bu kombomuzun arasında otomatik olan harika bir beceri. Çok temel bir beceri. Onu açmak için zaten bunu da açmak zorundasınız. Ve Prime Mutilation Shift RMB. Shift RMB kombosu zaten her gardına görmüşsünüz. Shift RMB ile başlamayan bir öldürme kombosu. Pardon, öldürme başlayan değil. Ortasında Shift RMB batan bir kombo yok gardiyanın. Ve Gate Crasher en son eklenen Magnus becerisi.
Aktarım gardına gelmiş geçmiş en güzel beceri oldu. Hasar zaten harika. Kritik hasar zaten iyi. Accuracy birazcık ama yapacak bir şey yok. PV ya da knockdown var. Hiçbir önemli yok. Pull'u var. Çok önemli değil. Ama hasarı çok güzel olduğu için. Hasarı harika. Hasarı için zaten atıyoruz. Bu hasar olmadan aktarım gardını nasıl oynamışlar insanlar yıllarca ben anlamıyorum. Mazara shift debuff'ı her cooldown geldiğinde alın ya da hasarınız yetmedi böyle ekstra spot olduğu yerlerde alabilirsiniz. Kesinlikle açın tabii ki shift'e almadan. Grind atmayın. Sürekli alın geldikçe bence. Ya da spotlarda öyle özellikle mesela uykuya dalmış mezarda bir yer var. Orada 30 tane mob yan yan duruyor. Onları kesmek için ben onu orada alıyorum mesela. İlerici mobility becerisi temel olarak kullanmıyorsunuz ama bununla yapılan bazı animasyon iptalleri var. İleri doğru koşu becerisine sol klik atarsanız da ileri doğru. Onda da bu beceri atıyor. Mobility için şart. PvE'de kullanılıyor mu derseniz. Yani uzak mesafeli yerlerde kullanıyor. Hemen onu da göstereyim şöyle. Şeyin cooldown'ı gelince. Şöyle. Hop. Böyle kayıt direkt çıkabiliyorsunuz geriye fön animasyonuna. O yüzden güzel bir özellik. Gerici diğer mobilitiniz yetmezse artık en öteye gitmek için kullanabiliyor. Bu arada bir sürü animasyon iptal olduğu biliyorum. Olabildiğince PvE odaklı olanı göstereceğim. Yoksa PvP kombolarındaki kullanılan animasyon mobilitilerin hepsini anlatamayacağım. O yüzden onları merak ediyorsun. Guardian Discord'a girin orada hepsi var. Ama en uzak mobiliteye gidilen combo benim gördüğüm kadarıyla şöyle olabiliyor. Mesela gittim böyle. Sonra kaydım. Sonra geri C ile gittim. Sonra tekrar gittim. Sonra zıpladım spacebar. Sonra ileri Q. Sonra geri C cooldown geldi. Yine bunu attım derken bayağı gidebiliyorsun. Tabii nefes tüketiyor ama hani kendi tercihinizde animasyon da araya sıkışarak koyabilirsiniz bunu. Özellikle gidelim. Şu ileri F'den sonra cooldown'ınız varsa sol klik ile ileri C'yi trigger'lamak ya da tam yarısındayken geri C'yle uçmak bayağı güzel bir mobility atıyor. Çok kullanmayacaksınız PV'de ama düşmanlardan kaçarken ya da işte çok uzağa gitmek için işe yarıyor. Pardon atamadım neyse. Sturdy Step. Kesinlikle açıyorsunuz. Çok temel bir uyanış. Uyanışla mobility becerisi. Shift'le şunu açmak için gereken beceri. Evasion tabii ki çuvarların %95'inde olduğu gibi kilitliyorsunuz. Fervor kilitliyorsunuz. Hiçbir alta yaramıyor. Juggernaut açıyorsunuz. İleri F koşmak için kullanıyorsunuz. F2 Juggernaut. Bu vurmayı sağlayan kısmı. O kısmı önemli değil. Bu smite kısmı yani çöp. Rock Slide açmayın yanlışlıkla Shift Space ile atılabilen bir beceri olduğu için onu yerine koyuyorsunuz. Quick Slot'u koyun aksi halde bence hepsini kilitleyin. Ki bunu da atmak yerine onun yerine Rabam'larda birazdan göreceksiniz. Onu Rabam versiyonu atıyorsunuz. Genelde daha iyi oluyor. Daha uzun mobility. Animasyon şeyi de az. Çok Slam, Grab, PvE'de hiçbir alta yaramıyor ama Grab yani sonuçta açın. F ben açmıyorum. Bence gereksiz PvE'de. Pasif tabii ki açıyorsunuz. Harika pasif var. Kritik hasar vuruşu. Buradaki pasifte crit atma oranı. Bundan dolayı Guardian hem buradaki pasif hem de buradaki pasif ile beraber %100 crit hit rate'ine sahip olduğu için hiçbir add-on'za hiçbir şekilde crit atma oranı eklemiyorsunuz. Komboya falan da eklemiyoruz. Artifact Lightstone'da hiçbir şey eklemiyoruz. Böylece her şeye hiçbir şekilde şuradaki komboyu 10'a kastıktan sonra yani 10 tane farklı becerilerden falan hit vurduğunuz zaman doluyor. Her şey %100 crit atmanızı sağlayan en temel harika pasif. Zaten açılmama gibi bir şans yok ama öğren diye anlatıyorum. Black Blood Blessing All Debuff Resistance %5 diyor. Bu biraz kafa karışıyor. Aslında verdiği size şu resistler. Tüm resistleriniz diğer tüm çarlara göre %5 olacak. Benzer pasif olmayanları saymıyorum tabii ki. Bundan dolayı ülke dalmış mezarda benim kendi yapmış olduğum mezar dönmek için yaptığım kristal setine %100 drift yapabiliyorum. O yüzden Guardians'ınız %5 drift öyle işe yarıyor. Nover heykeli basmak zorunda kalmıyorsunuz böylece. Onun yerine isabet alıyorsunuz. 62 pasifi her çarda açmanız gerektiği gibi açıyorsunuz. Bunu da tabii ki açıyorsunuz. Bunu da tabii ki açıyorsunuz. Ağırlıkta SP'niz yettiği kadar artık o size kalmış. Konuştuğunda AC kaçı zaten PV ile alakası kaçış becerisi. Z çekmeyin. Kitlemeyin. Ama yani çekmeyeceksiniz. Her zaman ulti atıp çekeceğiniz için önemli değil. Transfer zaten. İnsan gerektiriyor. Bu da zaten savaşta kullanacağınız şey olduğu için önemli değil. DP alın geçin. Eğer savaşları katıyorsa katılmıyorsa zaten açamazsın. Madalya gerekiyor. Falan filan. Çok önemli değil. Rabamlar. Rabamlardan pulverization açtım ama hiç kullanmıyorum. Siz de kullanmayacaksınız. Bunun tek işlevi şu. Shift X attıktan sonra RMB basıldığında şöyle devamını atıyoruz. Ondan sonra tekrar Shift RMB ile diğer versiyonunu atabiliyorsunuz. Bu forward guard attığı için şöyle bir özel bir bunu attım. Forward guard devam ediyor gördüğünüzde. Böyle lingering forward guard yapmış ama
Hasar çok uyduruk olduğu için neredeyse asla atmayacaksınız PvP'de bile. Oman Circle Guardian'ın en harika pull becerisi, çünkü zaten şuradan göstereyim. Shift S attığında ne kadar uzaktaki mobları da kritik yasından pullayabildiğini görüyorsunuz. Harika bir pull becerisi. Cooldown çok uzun, o yüzden her yerde kesinlikle kullanmayacaksınız. Çünkü cooldown 20 saniye, ama işte çok böyle uzak olan mobların olduğu yerde atıp ondan sonra diğerlerde normal şekillerde pullamak için kesinlikle güzel bir beceri. Mantu Zeko demin anlattığım zıplama becerisinin Raban versiyonu. Kullanmıyorum ama coin hatlarınıza belki kullanırsınız siz. Mesela koyduğunuzda şöyle bir animasyon var. Biraz mobitik kapatmak için şöyle yapabilirsiniz mesela, gibi gibi. Onun işte şimdi addon. Addon'daki mantığı açıklayayım. Benim addon genel olarak spesifik gruplara odaklanılarak yapılmış bir addon'u. Yani Gaipin'de bu daha iyi olur değil. Tüm genel olarak her yerde en genel iyi olan budur diyorum. Kendime göre yaptım. Kendi kombomu görüyorum. İyi kötü yanları herkes görüyor. Eğer istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz kendine göre. Ama buradaki down attack damage'in neredeyse çoğu spotta işe yaramayacağını ben de biliyorum. Ama her yerde işe yarasın. İşte her spota giderken tekrar düzenlemeyin diye ben böyle yaptım addonlarımı. Kendi tercihinizi kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki addonların sırasının niye böyle olduğunu çok şey yapmayın. Onu koyma sıram atış sırası değil becerilerin. O komboyu zaten birazdan göreceksiniz. Addonlarım böyle. Dediğim gibi bu addonun en temel olayı burada direkt en başta DP alıyoruz, accuracy alıyoruz. Ondan sonra şunu atıyoruz. Canavar AP alıyoruz. 30 AP ve %10 accuracy, şey, attack speed, casting speed. Bu da TV Shadow'da olduğu için en temel şeylerden biri. Şundan DP ve vision kırıyoruz. Ondan sonra mutilation'la hasarı şey isabet oranı tekrarız. Ne olmaz buradaki biter seti, çünkü biraz erken alınıyor. Bu biraz önlem gibi. Bu da zaten önlem gibi. Ve kritik hasarı alıyoruz hasar atışı için. Çünkü asıl hasar şu shift RMB'den sonra başlıyor. Bunu attığınızda ondan sonra bunu atacağız animal shift'lere. Ondan sonra en sonunda onu kaldırmıştım pardon, bugün etledim. En sonunda da artık bu beceriyle bitmeyen şeylere vuracaksınız. Komboyu önce sessiz bir şekilde anlatacağım, sonra tek tek atarken niye onu attığımı göstereceğim. Bir de şöyle bir şey var. Genelde çoğu insan önce shift Q atıyor. Ondan sonra shift F atıyor. Ben bunu tam tersi yapıyorum. Önce shift F sonra shift Q atıyorum. Onun nedenini açıklayayım. Çoğu spota girdiğiniz spotlar böyle olduğunda shift Q attığınızda sizin vuracağınız o DP kırma ve hasarın çoğu buraya vuracak. Ama şu uzaktakileri çekmeyecek. Ben uzaktaki mobları da çekmek için önce shift F atıyorum. Ki onlar gelsin, ondan sonra shift Q atıp DP ve evasion'ı clean diye benim böyle bir kendi görüşüm var. Ben o yüzden çoğu diğer göreceğiniz video guide'ındaki gibi shift Q'yu önce değil sonra atıyorum. Önce shift F atıp AP alıyorum, bilginize. Onları çoğu, hatta Garden Discord'undaki komboda da önce shift Q atıyorum. Ama ben kendim spotları çekmek konusunda böyle shift F'le çok daha rahat bir şekilde gelip böyle atıp ondan sonra komboyu yapıp rahatladığım için böyle yaptım. Kendinize göre etkileyin dediğim gibi yeterince bildikten sonra. Gelin şimdi komboya, tuşlar burada var, o yüzden direkt hiçbir şey söylemeden yapacağım. Böylece bozulmama şansı olacak. Kombomuz böyle. Bundan sonra tekrardan şöyle attack speed alıp böyle tekrar başlayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda birazdan göreceksiniz zaten şu geri F dediğimiz beceri en önemli becerimiz. Bir yerden sonra çok küçük bir hata bile yaparsanız yetmeyecek. O yüzden onu nötrize etmek için, bak şu an yetmedi gördünüz mü? Onu nötrize etmek için bazen arkaya geçmek için ileri Q ya da bazen işte ileri C gibi mobility beceri mobların arkasına geçip onu öyle kapatmaya çalışabilirsiniz. Ya da her attığınızda bu Gate Crusher becerisi, demin Gatekeeper deyseniz siz onu anlamışsınızdır. Başka animasyon iptalleri de var. Bu diğer animasyon iptallerinden biri Shift F'den sonra Gatekeeper atmak. Böylece Shift RMB'den sonra geri F atmak yerine Shift LMB'den sonra Gate Crusher'ı da atabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir yöntemi işte şu sağ sol kaçma becerisinden sonra bu atma, ama ben bunu sevmediğim için atmıyorum. Kimseye de önermiyorum, bilginize. Çok önemli bir kafa karışıklığından açıklayayım orada. Çoğu insan burada fail olacak. Şu geri LMB becerisi var ya, bunu attıktan sonra ikinci vuruştan sonra LMB RMB attığınızda gördüğünüz gibi şu an sadece 2 hit vurdu ya. Ama komboyu yaptığınızda o öyle olmayacak. Komboyu attığınızda hemen göstereyim tekrar, bunu attım.
Attım. Bu kısmı ön değil. İzleyin bak. 1, 2, 3, 4. Bu 4 vuruşu da vurmanız önemli. Buradaki 1 vuruşu bile kaçırsın. Yani 1 hit bile erken atarsanız Gatecrasher becerisi uzun kullanılarıyla yetişmeyeceğini şey yapıyorum. O yüzden tüm komboyu yapa yapa tekrar edin. Genelde çoğu insan bir komboyu denemeden önce işte böyle part part falan denir ama part part yapmayın. Komboda fail oluyorsunuz. Ya şu shift MB aşamasına dönüp oradan yapın şu 4 tane vurma olayını. Ya da en başa dönün. Benden tavsiye Axel'de direkt geri LMB'den denerseniz tam şu an olduğu gibi gördüğünüz sadece 2 hit vurup bırakır. Bu BC'nin öyle garip bir interaction'ı var bilginizde. Burada mıydı? Neyse bulamayacağım, çok önemli değil. Kombomda böyle, mantığı bu. Yanınızda bir şey olduğunda ve veliniz açık olduğunda şöyle sorunlar olacak. Şu an şeyim olmadığı için gösteremem ama şeyiniz olmadı kesinlikle. Ve kesinlikle bu komboyu bir kez şöyle full yaptınız diyelim. Bu komboyu bir kere böyle full yaptıktan sonra mümkün değil. Bu becerilerin çok büyük bir miktarı yetmiyor. O yüzden ileri Q'la geçip sonra böyle yapıp becerileri artık geldiği şekilde kafanıza göre işte sürekli böyle arkasına geçip geçip vurarak uzatmanız gerekecek. Öyle bir sorunu var ne yazık ki bu çarın. Cooldown'lar illa bir yerden sonra yetmeyecek. O yüzden böyle geçeceksin. İşte sürekli buraya geçeceksin. Mesela şu an arkasını dön diyelim bana mı? Hemen arkasına dön. Oradan shift'le bunu böyle atacaksın falan. Kombiyi illa bir yerden sonra yetmeyeceği için eğer çok canı olan bir yere gittiyseniz Gryphon ya da Olun gibi yerlere basın. Tabi Gryphon'da tanım 1.5 komboda yetiyordu ama tabi AP'nize de bağlı oluşuyor. Onun çok önemli değil. Kombonuzu yetmediği kısmına böyle cooldown geldikçe kendinize göre alıştıkça uzatacaksınız. Ben tamamen kendi alıştığım şekle göre uzatıyorum. Herkese tavsiye ederim o combo uzatma şeyini. Özellikle şey varken. Şey yokken, well açıkken bile o komboyu yaptığınızda dediğim gibi hiç fail yapmasanız da en başta anlattığım üzere yetmeyecek combo bir yerden sonra o durumlarda dediğim gibi işte ileri Q gibi ya da ileri kayma gibi ya da gerice yatıp arkası geçme gibi şekillerle uzatacaksınız. Bakın şu an combo yapıyorum. Büyük ihtimal bu yapışta tam yetmeyecek. Aynı. Bak yetmedi. İleri Q attım. Shift def attım. Sonra atıyorum. Böyle devam ediyorum komboya. Tabii bak şeyi failladım bu sefer. Görmüşsünüzdür. İşte bu çarın böyle bir sorunu var. O yüzden zaten çok aktarım gardını tercih ediyorum. Ama ben şahsen uyanıştan buraya geçtikten sonra daha elim oturdukça sevmeye başladım. O yüzden hepinize tavsiye ederim. Anlatmadığım birkaç tane animasyette arada direkt elim alıştığı için otomatik atıyorum. Böyle anlatmayı unuttuğum şeyler olabilir. En önemlisi şu zaten başta anlattığım şu Fortold Encant'ı direkt şöyle çalışıyor bu arada. Zıpladığınızda ileri sağ direkt görüyorsunuz. Sadece RMB detaylı ama ben alışkanlıktan direkt şey yapıyorum. İleri doğru da basıyorum. O yüzden onu kendiniz gibi alışın. O en önemli bir mobilitelerinizden biri. Çünkü sürekli onu atabileceksiniz. Maksimum mesafe kapatma şeyini bir daha alışırsam yapayım. Şöyle. Heh. Bak şu an direkt hiçbir şey demeden yapınca nasıl elim yetti çoğunu gördünüz mü? Gibi gibi. Biraz scuffladım ama olsun, çok önemli. Çok zaten bu guide'ın amacı özellikle PvE fokusu ve ilk guide'ım olduğu için illa kesin unuttuğum bir şey vardır. Artık sorunuz varsa, kaçırdığınız bir şey varsa yorumlarda sorarsınız arkadaşlar. Orada anlatmaya çalışayım ya da yayınlara uğrayın. Videonun açıklamasında Twitch linkim var. Oraya gelin. Bu komboda işte şu kısmı anlamadım. Bu böyle böyle derseniz anlatmaya çalışırım. Onların da mantığını zaten yapım sırandan takip ettiyseniz niye öyle olduğunu anlamışsınızdır. Büyük ihtimal en çok kafı karışacak şey burada niye movement speed var, kritik var. Bir de şuradaki beceride niye back attack, down attack var oluyor. Bunu dediğim gibi her spotta down attack'lı olan nadir birkaç spotu da kapsasın diye hasarı koymam nedeni. O bilginize onu da söyleyeyim. Bir de burada tekrardan accuracy olması nedeni. Burada en başta alıyoruz ama burada da alıp direkt bir sonraki spotu geçtiğinizde bile kalsın diye. Zaten birazdan bir komboyu bir daha atacağım. Bu en sondaki kombo artık movement speed anınız denir. Bir sonraki spotu daha hızlı geçin diye yapılmış bir şey mesela. Bilginizde. Şimdi tekrardan yapacağım komboyu. Buradaki addonları takip etmeye çalışayım buradan. Tabi videoyu yavaş çekim alıp oradan takip etse daha iyi olur ama. Benim gördüğüm kadarıyla çok bir eksik olmadan sürekli akışkan bir şekilde kalabiliyor. Addonları yaparken de olay oydu. Umarım beğenmişsinizdir.
Şu an tam ucu ucuna, bir saniye ucundan tam yetişiyor gördüğünüz üzere. Bu kombonun çok küçük bir kısmında bile bir saniyelik bir kesilme olsa yetişmeyecek. Bak şu an konuşurken direkt failladık, yetişmedi gördünüz mü? Bir yerden sonra alışıyorsunuz, direkt konuşurken de sürekli şey yapabileceğiniz bir şekilde göre, ama Ultimate Guardian uyanıştaki gibi bir sonsuz döngülü bir kombona eski baktığım gardı yok. Bir saniyeden bile dediğim gibi şey olmadan bile kombos kaçacak. Onu şimdiden hatırlatayım tekrardan. Benim kanala geldiğinizde ünlem combo yazarsınız da bu video çıkacağı için, orada uyanış gardının şeyine bakarsa orada direkt Ultimate Endless, direkt bitmeyen combo olduğu için. Baktığım gardı olmayacak, direkt bu videoda detaylı şekilde çözüp ondan sonra alıştırıcı şey yaparsınız. Ha, bu arada aklıma gelen diğer bir şeydi. İleriye kayması becerisinden sonra sağ klik atarsanız forward kartla çıkabilirsiniz. Böylece bunu hem size çok vuran hasar vuran mobların orada ya da PvE'de forward kartta kalmak için kullanabilirsiniz. Onu da hatırlamışken hemen anlatayım. Onun dışında mobility ile ilgili çok aklıma gelen bir şey yok. Zaten birkaç şeyde şu 3 beceriyi sürekli videonun aralarında bir yerlerde illa yapmışım. Onları da umarım çözersin. Dediğim gibi çoğu şey bir yerden sonra ele böyle oturunca mekanik hafızaya dönüşüyor. Anlatamıyorum. Ama onları videonun umarım merak ettiğiniz kısmını durdurup detaylı şekilde merak ediyorsanız bakarsınız. Ultiyi de son kez atayım ve kapatalım. Ultimiz de şöyle çok tatlı bir ulti. Bam. Hepiniz izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İlk rehberim olduğu için hatalarım varsa kusura bakmayın. Dediğim gibi sorularınızı YouTube videosunun yorumunun altına ya da kanala gelip sorabilirsiniz. Daha detaylı cevaplar için paragraflık cevapları YouTube yorumuna yazmak yerine canlı yayında rahat rahat şey söylemeyi tercih ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.